Merhabalar sevgili soru yorum müdavimleri. Efendim bugün sizinle çok özel bir içerik paylaşacağım. Daha önce hiç soru yorumunda böyle bir şey çekmedik. Ee, şimdiye kadar normal sorulara cevap verdik. Kimse gereğini yapmadı. Biz de soruları şöyle dönüştürdük. Beynimizi hızla yaşlandırmamız için yapmamız gereken şeyler. Bugünkü konu başlığı bu. Yani ne yaparsak beynimizi en hızlı yaşlandırabiliriz. Bunlarla ilgili size birkaç ipucu vereceğim. Kesin her dediğimizin tersini yapanlar çok olduğu için inşallah birilerine faydalı olur diye ümit ediyorum bu video. Efendim şimdi beyin yaşlanması bir kere doğal bir süreç ama günümüz dünyasındaki bazı alışkanlıklarımız bunu çok fazla hızlandırabiliyor. Bunların en başında klinik olarak bildiğimiz, bilimsel olarak ispatladığımız konulardan bir tanesi uyku. Uyku eksikliği, özellikle de gece geç saatlerde uyuma, yetersiz uykuda zaman geçirme, sabahları çok erken kalkmak zorunda olmasına rağmen insanın prime time'dan bir türlü feragat etmemek için gece yaralarına sabahlara kadar efendim böyle işte televizyonlarla, eğlencelerle uğraşmasından kaynaklı uyku eksikliği beyni çok hızlı yaşlandırıyor. Neden? Uyku beynin yıkanıp temizlenip onarıldığı tek zaman dilimi. Gündüz bütün gün yazık ırgat gibi çalışan beyin gece uykuda temizlenip düzenleniyor, yıkanıyor, yağlanıyor tabiri caizse. Bu arada gerçekten bu oluyor arkadaşlar. Otomobil gibi düşünmeyin ama beyin bildiğiniz yıkanıyor gece uykuda. Çer çöpünden ancak uykuda arındırılıyor. O yüzden ne olur uykunuza dikkat edin. Yani daha önce defaatle anlattık. Güneş karardıktan birkaç saat sonra artık uyumamız gerekiyor normalde. Çünkü gece 12'yi geçtikten sonraki uyanıklıklar beyniniz için çok iyi değil. İkincisi ve uyku kadar önemlisi hareketsizlik. Egzersiz yoksa, hareket yoksa beyniniz çok hızlı yaşlanıyor. Burada yaşlanıyor da ne oluyor? Küçülüyor, büzüşüyor, suyunu kaybediyor, bağlantı yeteneği azalıyor. Yeni bağlantılar oluşturma yeteneği maalesef kayboluyor ve var olan bağlantılarda kaybolduğu için hafıza kayıpları, kafa karışıklıkları, işte adres bulamıyorumlar, bilmem neler. Bu arada bu bahsettiğimiz Alzheimer falan gibi uç durumlardan tamamen farklı normal yaşlılığa bağlı beyin işlev gerilemeleri. Ama hareketsiz kişilerde bu işin çok daha hızlı ve erken olduğunu biliyoruz. Sedanter yaşam bizim beynimizi çok hızlı yaşlandırıyor. Büzüşmesine neden oluyor. Hatta çoğu beyin uzmanı bir tanesi özellikle YouTube kanalında şöyle bir iddiada bulunmuştu. Bir insanın yaşını bildiğimde beyin emarına baktığım zaman o insanın hayatı boyunca ne kadar hareket ettiğini anlayabiliyorum gibi bir iddiası vardı. Çünkü gerçekten uzun süre hareketsiz yaşam geçirdiğinizde beyniniz hızla yaşlanıp küçülüyor. Bir kere bunu deftere bir yazalım. Bir başkası, ve burayı ben daha çok kendime söylüyorum, yüksek kalorili beslenmek, çok yemek. Yemeği sevmek kötü bir şey değil ama ya bizim toplumda da çok vardır tabağımdakine bırakma o tabak bitecek falan diye büyütülmüş çocuklar. İşte biraz gereğinden fazla yeme. Her bulduğumuzu böyle bir ağzımıza atma abur cubur yeme alışkanlığı. Özellikle de tabii ki lezzet duyumuzu aşırı kamçılayan bu çöp yiyecek dediğimiz için yiyeceklerle fazla beslenme. Bu maalesef beynimizin metabolik bir roller coaster yaşamasına sebep oluyor sürekli. Ne demek istiyorum? Yiyorsunuz, kan şekeri enerji yükseliyor, biraz sonra langırt diye vücut savunmaya geçtiği için düşüyor. Bir daha yiyorsunuz, gene yükseliyor falan derken beyin tabiri caizse laçka oluyor. Ve bu laçkalık bir süre sonra beynin lisanı haliyle yani şekli şemaliyle size yeter mi uğraşacağım ben artık gidiyorum falan gibi bir reaksiyona girmesine neden olabiliyor. O yüzden dengeli, düzgün ve tabii ki açlıklarla bölünmüş bir beslenme uzun süreli beyin sağlığımız için çok çok önemli. Aslında beyni en hızlı yaşlandıran şeyi dördüncü sırada sizinle paylaşacağım. Bu stres. Günümüz dünyasının en belirgin sağlık sorunlarından bir tanesi olan stres biliyorsunuz insanın fabrika ayarlarında dördüncü maddesi. Stres hormonlarının beyni aşırı uyarma etkisi nedeniyle uzun süreli ya da kronik stres, ki şehirli insanların çoğunda maalesef bu durum var, uzun maddede beynimizde çok ciddi fiziksel hasarlara neden oluyor. Beyni en hızlı küçülten şeylerden bir tanesi özellikle o kortizol hormonu adını verdiğimiz hormon. Şu anda bu videoyu izleyenler eğer şehirlerde yaşıyorlarsa ve yaşları 25-30'un üzerindeyse Basit bir kan tahlili yaptırdıklarında muhtemelen hemen hemen hepsinin kortizolü normal düzeyin üstünde çıkacak. Çünkü ya iş stresi var, ya sınav stresi var, ya ev bark geçindirme stresi var, bir şey stresi var insanlarda. Ve bu stres hiç kesilmediği için devamlı yükselerek veya belli bir seviyede sürdüğü için o stres hormonları da hep üst seviyede. Daha önce anlatmıştım soruyorum videolarında. Doğadaki canlılarla paylaştığımız stres sistemini aktive etmenin bize hiçbir faydası yok. Çünkü savaş, kaç, don gibi üçlü bir repertuarla çalışan bu sistem ne sınavda, ne hayatta, başarıda, ne kariyerde, ne para pulda işe yarıyor. Dolayısıyla boşu boşuna stres sistemini aktive edip kendimizi sabot ediyoruz. Dolayısıyla stresli bir hayat yaşıyorsak beynin çok hızlı yaşlanması, erken bulamalar kaçınılmaz. Birçok kişide Alzheimer hastalığı gibi hastalıkların, ki bunlara genelde nörodejeneratif yani sinir yıkıcı hastalıklar adını veriyoruz. Bunların bir kısmının genetik olduğunu düşünüyoruz ama bir de risk faktörleri var. Bu risk faktörleri şimdiye kadar saydıklarımla beraber bir de en başta gelen bu stres maalesef. Yönetmeyi öğreneceğiz, onu azaltacağız. Çok da şey yapmamayı öğreneceğiz, hayatımıza yerleştireceğiz. Bunu yapamadığımız takdirde ne kadar dengeli beslenirseniz beslenin, ne kadar uyursanız uyuyun, ne kadar egzersiz yaparsanız yapın, Stres sizin beyninizi bir kağıt gibi büzmeye devam edecek. Ben buna bir başka konu daha ilave etmek isterim. Stressiz de olsa, hareketli de olsa, zihnen ve duygusal olarak rutine binmiş ve tekrarlı algoritmalardan oluşan bir hayatta sizin beyninizin hızlı yaşlanmasına sebep oluyor. Zorluklarla karşılaşmadığınızda beyin gelişmiyor. Problemle karşılaşmadığınızda çözüm üretmiyor. Sıkışıklığa gelmeden keşif ve genişleme yaşayamıyor. İnsan beyni dünyada yan gelip yatmak için yapılmış bir organa benzemiyor. Yani demiyorum ki evde kendinizi kalorifere zincirleyip kızgın demirlerle sağınızı solunuzu dağlayın öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece ve sadece hayatımızda bazı zorlayıcı gelişim alanları bulalım. Mesela bir yeni bir dil öğrenelim, biraz kendimizi zorlayalım, başka bir yerlerde biraz zaman geçirip yaşayalım. Yeni ve alışık olmadığımız insanlarla tanışıp yeni sosyal ortamlara girelim. Bir şeyler bir şeyler yapalım. Zira hep aynı hayatı bir teviye, böyle bir Hani memur zihniyetiyle sürdürmek çok hızlı bir şekilde beynin yine lisanı haliyle şöyle bir şey demesine sebep oluyor. Burası çok tanıdık ve bildik. Öngörülemesi hiçbir şey yok. Demek ki burada bana ihtiyaç yok. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Ve yavaş yavaş beynimizin bizi terk etmesini istemiyorsak onu kullanabileceğimiz hafif zorlamaların hatta biraz sert zorlamaların olduğu bir hayatı zaman zaman aklımıza getirelim. Tekrar söylüyorum her gün kendimizi zorlamamıza gerek yok ama arada bir hayatın rutini sıkmaya başladığında ki bu rutin hayatta bir süre sonra ne kadar rahat olursanız olun size stres yapacak. Çünkü vücut bir sinyal verecek. Ben bunun için yapılmadım diyecek. Ve bu stres, bu bunalımlar falan kapıyı çaldığında antidepresanlarla, uyuşturucularla kendimizi uyuşturmak yerine biraz hayatta yeni neler yapabiliriz, kendimizi nasıl gerçekleştirebiliriz, yanımızdaki insana nasıl fayda verebiliriz açık bunu düşünürsek sanıyorum beyin yaşlanmasının olabildiğince önüne geçeceğiz. Kaçınılmaz bir şekilde yaş aldıkça beyniniz küçülecek arkadaşlar. Senede %4-5 bu normalde küçülüyor ama bu bahsettiğim konulara dikkat eden, özellikle hareket eden, stresini mümkün mertebe şükür ve teşekkürle yenebilen ve kendini sürekli geliştirebilen insanlarda bu küçülmenin yani yaşlanmanın çok çok yavaş seyrettiğini hatta çoğu insanda senelerce beyinde ölçülebilir bir değişiklik bile olmadığını görebiliyoruz o yüzden ömrümüz varsa inşallah yaşarken donanımı yerli yerinde kullanalım. Uzun, sağlıklı, güzel ve açık beyinli ömürler diliyorum ben.